kaza yaptık. Yani. Polisler 4 kişi geldi. Ben bir şey oldu sandım. Bu ne? Bu tatilim biraz bu kötü yere gitti. Ondan ağırlayarak. Şu alnımın ordasına yapıştıracağım. Çay biraz sonra. Menengeci içiyoruz. Biz geldik. Şükür noktasına beni götür. Gözümde mi bakıyorum? Urma kebap yemeden dönen sadece biz varız. Yani bu kaza bile beğendiyse... Arkadaşlarım, yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Neredeyiz? Hoş geldiniz. Neredeyiz? Urfa'dayız. Urfa'dayız. Beni yedi. Beni Göbekli Tepe diye yedi arkadaşlar. Yok ya. O kadar değil biz ya. Biz Göbekli Tepe görmeye geldik. Sırf Göbekli Tepe için geldik aslında buraya. Yarım günden bir tık uzun şeyimiz var. Tam dönüş saatimiz belli değil ama şu an saatlerimiz 9.45. 9 gibi uçağımız indi. Bizim sabah 6.45 uçağımız vardı. Uçağımız indi. Sonra biz bir araba kiraladık. Daha önce arabamız yoktu yani. Önceden onlarla bir şey kiralamamıştık. Şimdi birazcık bir kısayım sizi rahatsız etmesin. O yüzden gelip işte orada bir araba kiraladık. Çünkü her şey çok karışıktı. Hiçbir şeyimiz belli değildi. Her şey böyle bir anda karar verdik. Şimdi hızlıca da kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Gidince görüşürüz. Bence Urfa beni sevmiyor. Ben bu konuda çok kararlıyım. Bak bir önceki videomu izlediyseniz de bir sürü sorun yaşamıştım ve bu sefer hepsini unutup çok keyifli bir şekilde gelmek istemiştim. Kaza yaptık. Yani. Bayağı kaza yaptık yani, şaka gibi ama yaptık. Polis bekliyoruz şu an. Polisin gelmesi gerekiyormuş çünkü onun bir tutanak tutması gerekiyormuş. Navigasyonumuzu o kadar saçma bir yere götürdük ve biz ikimiz de iki kör. Önünden geçtiğimiz yeri görmemişiz. Yani karşı caddesinde olan yeri görmemişiz. O kadar saçma sapan bir yere bizi sokmaya çalıştı ki doğal olarak biz de oradan dönemedik. Geri gelmeye çalışırken de arabaya çarptık. Kiralık araba olduğu için ve kırmızı olduğu için. Araba kırmızı. Artık bir karış kırmızılığı yok hoş boşta. Sevgilim, iyi misin biraz daha? Az önce bayağı bir şey olduk ama. Depresyondaydım. Çözeceğiz. Bekliyoruz. Polise bekliyoruz arkadaşlar. Size sokağı göstereyim. Göstereyim de size araba ağlayayım. Araba şu an bu durumda. Yani burayı böyle bir bayağı ezdik. Çökerttik. Mahvettik. Sokaklar da böyle arkadaşlar. Yani bizi bu sokaklara soktu. Ve en önemlisi şu sokağa soktu. Şuradan da şöyle dönmemizi istedi. Tabii ki biz oradan öyle dönemedik. İmkansızdı ve bu araba küçük. Bakın minnacık bir Clio var elimizde. Bunu yapamadığımız için buradan da dönmeye çalışırken tam olarak şu duvarın kenarına sürttük. Evin sahibi olan ablayı gördük. Çok tatlıydı. Abla diyor ki keşke de ben 5 dakika önce gelseydim de söyleseydim size. Buradan hiçbir araba geçemez zaten. Hayatta siz buradan geçemezsiniz ki falan filan dedi böyle. Dedim ablacığım 5 dakika önce gelseydin. Çok tatlıydı abla ama yapacak bir şey yok. Polis bekliyorsun diye ama polis çok ileriyi söyledim. Bilmediğim için buraları. Orayı söylemiştim. Herhalde tahmin eder ve gelir diye umut ediyorum. Moral motivasyonum var ya şu an. Eksi 1500 falan. Deniz çok panik oldu, çok gerildi. Deniz gerilince ve şey olunca ben tabii daha da çok fazla gerildim. O benim korkmamdan, şey olmamdan da çünkü benim kapımın o tarafı ya, çok ses gelince falan ben de birazcık panik oldum. Neyse, o da böyle şeyler. Ses sigorta yaptırmıştık az önce Allah'tan ama gelip polisin tutanak tutarsa o sigorta işliyormuş. O yüzden polis bekliyoruz. Tutanak tutuldu. Arabayı da park ettik ve şimdi kahvaltıya geldik. Açlıktan gerçekten bayılacağız. Saat tam olarak 11.30. 2 saatimiz geçti. Olsun. Biz iyiyiz. En önemli detay bu. Biz iyiyiz. Arabada inşallah iyi olur. Ay kırmızı oldu. Çok kötü oldu. Gerçekten. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi gerçekten çok açım. Elim ayağım titriyor artık. Bir soğuk su içip kendimize geldik. Hızlıca kahvaltı yapalım. Sonra ben detaylı konuşuruz. Kendimize geleceğim. Şu an cümle kuramıyorum. Polisler 4 kişi geldi. Ben bir şey oldu sandım. Bize bir şey olmamış. Çünkü sordu o yaralı var mı? İki arabamı, tek arabamı nasıl oldu? Elektrik mi kesti? Bilmiyorum. Sigorta almış olabilir. Karanlıktayız şu an size.
Aa güzel oldu ışığım ama niye böyle güzel? Çok karanlık normalde. Dışarıdan vuruyor ışık o yüzden. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bu ne? Bu ne? Çok güzel gözüküyor. Şu an var hepsini silip süpüreceğim. Artık ben bayılmak üzereyim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok güzel. Benim de şey. Çok güzel. Sanki Urfa'da böyle biberle peynir yiyorlardı gibi. Doğru mu? Biber vardı ama hangi peynir? Bu peynir mi? Sence kaymak mı? Böyle mi yeniyordu? Doğru muydu bu? Yanlış mı acaba? Emin olamadım bile. Yemek yiyerken şey aklıma geldi. Bu tur, bu tatilim biraz bu kötü yere gitti. Ama bu son olarak ben düşünüyorum. Çünkü dün o ailesiyle böyle çantayı hepsini hazırladık. Konseptleri ben hepsini hazırladık. Sonra neydi? Teyze. Değil mi? O siyah pantolonu teyzeye bıraktık. Ama yanlış bir kıyafet geldi. Ondan ağlayarak o çantayı tekrar açayıp tekrar topladık. Sonra sabah geldi. Havalarından bir simit aldım. Simisaray'dan. O simitin yani bence en azından 2 hafta önceki. Yani çok sert. Ben buraya gelip hemen implantı yapmayı planladım. Onu yedim. Çok fenaydı. Bu fark gelince çok güzel yemek yeriz diye düşünerek geldim. Uçak sonra evet bu Simisaray'dan aldım. Kahve böyle gittim. Kahveyle birlikte uçağa bindim. Uçaktan kahveye böyle çay böyle döktüm. Aylosu'nun pantolonuna. Sonra sorun yok, bu hepsi bitti. Araba çarptı. Şu an kadar bu. Yani bir gün bile olmadı. Bu kadar fena oldu. Ama bu sondu, değil mi? Nazar boncuğu getirdin mi? Biri bana nazar boncuğu taksın. Şu alnımın ortasına yapıştıracağım. O kadar acı biber yedim ki. Konuşamıyorum. Şu var ya, zehir. Tamam. Hani bu. Her yerim uyuştu, çok kötüyüm. Gerçekten çok kötüyüm. Başımıza gelmeyen kalmadı yani. Hepsini böyle geçer neyse falan modundaydık. Umuyorum ki gerçekten kaza son. Ve artık biter. Ve biz artık sadece keyifle tatilimizi yaparız. Çok mazum. İnanılmaz acı bak, inanılmaz. Acı. Domates verdim, su vereyim. Gerçekten kafam kaşınıyor. Benim şu an var ya bütün ciğerlerim böyle buraya gidiyorum. Her yerim kaşınıyor. Çay bile alacağım. Ay biz bugün neler yaşıyoruz neler. Neyse hepsini geride bıraktığımız en önemli kahvaltımızı yaptık. Bu arada kahvaltıya 850 lira ödedik. 2 kişi Cevahirhan'da. Zaten direkt serpme kahvaltı olarak geliyor yani. Ve bittikçe yenileniyor falan ama bitiremiyorsunuz, yenmiyor. Çok fazla çeşit var. Tatlı falan da çok var. Deniz böyle çok fazla tatlı seven bir insan olmadığı için biz böyle deli gibi hepsini bitirmedik. Bir de biberler falan bazıları çok acıydı. O benim midemi yaktıktan sonra yiyemedim yani. Aa ben şey anlattım mı? Kaza yaptığımızda teyze bizi eve çağırdı. Yani şey çarptığımız, binasına çarptığımız teyze bizi evine çağırdı. Gelin kahvaltı yapın, polis zaten gelmez falan diye bizi çağırdı. O arada teyze ilk giderken işte bizi gördüğünde konuştuk, olayı söyledik falan filan. Sonra geri döndüğünde bize onu söyledi ve elinde şey vardı, işte biber ve ekmekler vardı. Diyor ki bak kahvaltı yapalım, çay içelim, biraz bir dinlenin falan filan diyor. Böyle gerçekten işte ekmek, biber, sokaktan geçen herkesin elinde vardı. Yani tam kahvaltı saatine galiba insanların denk geldik. Buranın kültürü böyle galiba. Biraz daha işte böyle biberli,
peynirli bir şeyler yiyorlar. Anladığım kadarıyla daha fazlasını gerçekten detaylı olarak bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemek de istemem ama işte Gümrük Han diye geçiyor. Burada bir kahve içip dinlenip bir balıklı gölde bir tur atar. Sonra da Göbektepe'ye doğru çıkarız arkadaşlar. Ben kaza yaptım. Kaza yaptı. Benimki de geldi. Benim kahvemde yol var. Nereye gidiyorum acaba? Bak yolum var falan da. Nereye gidiyorum? Hızlı yol yapıyorum. Kore'ye mi acaba? Güzel yere gidiyoruz. Galiba yağmur yağıyor. Bakayım bir. Bir şey düştü yüzümüze ve üstü kapattılar. Şaka mı? Menengeçi içiyoruz. İçiyorum. Ayrıca normal Türk kahve içiyor. Kore'de bu aynı tadısı bir, aynı tadı olan bir içecek var. Ama bu soğuk içiyor. Tatlı, güzel. Biraz enerji verecek gibi hava değil, tadısı var. Arkadaşlarım biz şimdi Balıklı Göl'e geldik. Bunun etrafında böyle birazcık gezdik. Birkaç tane işte fotoğraflarımızı çektik. Deniz Bey'in videosunu çektik. Sırayla benim gidemiz ben böyle izliyoruz. Deniz çekiyor, ben çekiyorum. Birazcık şöyle yürüyelim mi? Zaten buranın bir peygamberler şehri olduğunu biliyorsunuzdur. Buranın hikayesini biliyor musunuz? Size daha önceki videoda anlatmıştım. Daha önceki videoyu izleyenler, hikayeyi bilenler yoruma gelin bakayım. Bekliyorum sizi. Şimdi birazcık burada böyle gezeceğiz. Birkaç tane daha fotoğraf çekeriz. Denize de burayı olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla inşallah yanlış ve eksik bilgiler paylaşmıyorumdur evet, onunla da. sonrasında da zaten Göbektepe'ye doğru çıkacağız artık. Çok fazla zamanımız kalmadı. Çünkü çok zaman kaybettik ne yazık ki. Biliyorsunuz ki. Arkadaşlarım biz şimdi Göbektepe'ye geldik bu arada. Benim müze kartım vardı. Haziran'da almıştım ya annemlerle gezerken. O yüzden o geçerli. Ben onunla gireceğim. Deniz içinde girişi 21 euro. Eğer oturum kart yani yabancı oturum kart olsaydı işte 500 TL'ye müze kart alabilirdim. Ya da 165 euroya alabilirmiş müze kart. Ama yoktu ona diye 21 euroluk bilet aldık. Aslında yarın da gireceğiz ama orası 12 euro falan da baktık yani. O yüzden müze kart almayı tercih etmedik. Ayrı ayrı bilet alacağız. Şimdi ilk önce bu alan var. İçeride böyle işte böyle izleyebileceğimiz şeyler var. Onlara bakacağız. Ondan sonra servislerle yukarı doğru, Göbektepe doğru çıkacağız. Şimdi içeriği böyle birazcık geziyoruz. Wow. 300 santim. Aslında böyle yerleri böyle şey alacaksınız dinleme şeylerinden. Onları gerçekten dinleyerek gezip görmek çok daha ya da her detayı okuyarak. Biz geldik. Şu an deniz burada büyülendi arkadaşlar. Böyle etrafa bakınca dedi ki sonsuzluk gibi bu ne böyle sonu yok buranın falan diye.
Gerçekten çok güzel gözüküyor. Biz geçen sefer annemlerle geldiğimizde aşırı kalabalıktı biliyorsunuz ki. Gerçekten çok zorlanmıştık ve çok sıcaktı. Sürekli telefonum kapanıyordu, zorlanıyordum falan. Şu an bir tık daha esiyor, en azından çok güzel ama yine de çok sıcak. Ve hiç beklemedik. Çok rahat pıtı 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 pıtı. 5 dakikada buraya kadar geldik. Şimdi birkaç adım ilerimizde tam olarak orası var. Tam kazı yeri var ve oraya gidiyoruz. Dünyanın sıfır noktasına hoş geldiniz diyelim. Sıfır noktasına beni götür. Sıfır noktasına seni getiriyorum. Yıllardır konuştuk. Evet. Ve sonunda geldik. Geldik. Almanya var. İtalya'dan Almanya'yı tarafına geçer. Rusya'nın tarafına buzlarla şey biliyor musun? Ben bunun 2-3 senede bunları leşimi, çizimle bu tek tek baktım. Şu an gerçekten benim gözümden bakıyorum. Ne diyeyim? Sıfır noktası. Evet. Öyle gezelim, daha gezelim. Aşağıya indik şimdi, o servise bindiğimiz yere, bilet aldığımız yer var ya, oraya doğru indik. Böyle bahçe gibi bir yer var orada. Şimdi arkada böyle bir Urfa manzarası mı, dağ bayır manzarası mı diyeyim ne diye. Gerçekten leşim gibi ya. Evet, böyle hava da güzel şu an. Biraz esiyor, rüzgar var. Umarım sizi çok rahatsız etmiyordur, rüzgar gelmiyordur. Rüzgar korucuları var ama bilmiyorum nasıl geliyor yani şu an ses. Burada 2 dakika dinleneceğiz. Saatlerimiz 3:15. Biz normalde arabayı alırken adama şey demiştik, 3 veya 4 yapalım falan diye konuşmuştuk. Adam dedi ki, ama ben 5 yapayım ya dedi. Gerçekten 5 yapmasaydı şu an yetişemezdik. Çok koştur yapalım. Çünkü sabah 2-3 saatimizi kaybettik yani ve hiçbir şey yapamadık. En önemlisi Urfa'da kebap yemedik arkadaşlar. Urfa'ya gelip kebap yemeyen bir tek biz varızdır sanırım. Bu da herhalde tarihe bir not. Antep'e gidip yeriz. Yani Urfa kebap yemeden dönen sadece biz varız. Neyse, güzel bir Urfa kebap yemek için bir dahakine sadece kebap yemeye geliriz artık. Öyle bizimkilerle yaparız. Geliriz onda da. Neyse, işte şimdi arabayı teslim etmeye gideceğiz. Aşağıda başka bir işlerimiz ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz. Bir de benzin almamız gerekiyormuş. Full alıp full verme muhabbeti var yani. Biliyorsunuz her böyle şeyleri. Ben çok fazla araba kiralamadığım için ben daha az bilgiliyim size göre de. Ben de yani bir sürü yerden bir sürü kira arabaları sürdüm de. Böyle hiç yapamadığım için tecrübem yok. Bundan sonrası nasıl olacağını. Bir dakika şunu anlatmam lazım size. Biz kaza yaptığımızda ikimiz de salak gibiyiz, tamam mı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bak, zaten bu adam hayatında 3 tane kaza ya yaptı ya yapmadı. Hani o da kendi bildiği ülkede. Yani biz burada böyle bir de kaza hani böyle 2 araçla falan değil ya. Böyle çarptık gidiyoruz falan, böyle gitmememiz gerekiyor aslında, durmamız gerekiyor. Polisin oraya gelmesi gerekiyor. Ama hiçbir şey odaklanmasa, babamı arıyorum, kardeşimi arıyorum, böyle bir şey yapıyoruz. Deniz'in zaten, ben size video çektiğimde biz bir yarım saat falan orada böyle mal gibi durduk, ayıptır sen. Ne yapmak gerekiyor? Biz böyle kendimize gelmesi, çünkü biz çok gerildik aslında. Ama sonra birazcık kendimize geldikten sonra size video çekmeye başladık. Çünkü ama ilk an gerçekten... Yani gerçekten aşırı derecede gergindi Deniz. Deniz o kadar gergin olunca ben de ne yapacağımı bilememiştim. Böyle bekliyordum. Sanki oturup böyle bekliyordum. Deniz sadece ay falan yapıyor bu kadar. Çünkü var ya benim araba ise, tamam mı? Ben kendi sigorta şirketi arayacağım. Evet. Gel diyeceğim. Götüreceğim. Bitti. Ama bu benim araba da değil. Bundan o bu ne yapalım? Allah'tan kiraladığımız yeri aradık hemen. Dedik biz ne yapacağız? Böyle oldu. O dedi ki dur. Oradan kımıldama. Orada dedi ki
duruyorum zaten. Sonra polis arıyor falan dedi. Bu arada polis çok geç geldi. Çünkü polis de bulamadı yok yolu. Yok ya bence yani 10 dakika, 20 hayır, dakika, bak, 30 dakika, ilk, 40 dakika. İlk, ben ilk, bir de bu arada ne yapıyorsun? Ben Google'dan şey arıyorum. Trafik kazası kim aranır? Çok da yalandı ki polisler, hangi polis? Ya o kadar saçmaydı ki anlatamam. Keşke bir Ruan bizi çekse yani. Neyse 155 aradım. Ondan sonra bizi galiba onlar bizi başka bir yere yönlendirmiş. Oradan başka biri beni aradı. Konum istedi, konum attım. Adamlar konumu bulamaz. Yani bu sokağı nasıl bulacağız? Adam diyor ki abla sen buraya nasıl girmiş olabilirsin? Burada böyle bir yol yok. Dedim ki orayı dedim ne sen sor ne ben söyleyeyim. Orada o iş çok karışık. Google harita. Kullanmayın Google harita falan. Bu ne ya? Geri dönürken de bu yol gösteriyordu. Evet. Utanmaz. Dedim ki asla oradan gitmiyorsun. Biz artık biliyoruz nereden gideceğimizi. Evin sahibi de çok tatlıydı. Dedim ki sen buraya de nasıl dönebiliyorsun ki? Buradan araba dönmez ki. Dedim öğrenmiş. Öğrendik. Neyse geç öğrendik, güç öğrenmedik. Öyle diyelim. O zaman inşallah bir sorunumuz olmazsa arabamızı teslim edip Antep'e doğru yola çıkarsak bu video burada bitmiştir. Ama baktınız devamı var. Bilin ki gene başımıza bir şey İnşallah gelmemiştir. Artık gelecek bir şey yok ya. İnşallah bu video burada bitmiştir arkadaşlarım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Her anımızda bizim olmanızı çok seviyoruz. Değil mi sevgilim? Çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yani bu kaza bile beğendiyse beğen bu button tıklayabilirsiniz. Kazamızı beğendiyseniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda Antep'te görüşürüz. Bye bye. Bye bye.